Bu bir sosyolojik, ekonomik bir ça e erozyon hı hı. E diyebileceğim bir şey. E doğduğu, büyüdüğü yerlerden sürülmüş in insanlar var şehrin başka bir yerine. Bunlar öyle basit şeyler değil. Yani buradan aldığınız eşyanızı bir kamyona yüklediniz filan kessemte gittiniz değildir taşınmak. Hı. Alışkanlıklarınızdan, komşularınızdan, kendi sosyal alanınızı terk etmenin, sosyal alanınızın konforundan hepsinden ayrılıyorsunuz. Konfor derken burada rahat yaşamı söylemiyorum. Yani Gazi'de yaşamak kolay değildir ama Gazi'de 30 senedir, 40 senedir yaşayan insanlar ne kadar güven duyduklarını, yaşadıkları yeri sana anlatıyorlar. Şaş şaşırıyorsun değil mi? Hani 12 Mart 95. Şimdi, yani evet. Yani ayağa kalkmış oluyor. E, ama o o mahalleyi özleyen Gaziller var. Onu bile özleyen. O duyguyu hayır. O yani, birliktelik duygusunu, birliktelik, anladım, yani birliktelik anladım. duygusunu özleyen Çünkü var. Çünkü yabancılaşmış mı insanlar birbirlerine? E, yabancılaşmış, fazlaca karışmış ve kaynaşamamış hmm. birçok nedenle. Hem sosyolojik hem ekonomik nedenlerle belli bir balansta olmayan e, aileler bir araya gelmiş, yan yana düşmüş. Çünkü orada o yıkılmış yerine blok dikilmiş. Sen hiç bilmeden orada makul bir fiyat diye şehrin başka bir yerinde otururken gelip onu satın almışsın veya... Filan filan, hı hı. şimdi çok uzatmayayım. Yani kentsel dönüşüm muazzam demografik bir karmaşaya e, dönüşmüş durumda. Bu çok büyük bir problem. E, beton ve üstelik dikey bir e, çirkin e, mimari konusu ayrı bir problem. Altyapı konusu ayrı bir problem. insanlara verilen sözlerin tutulmamış olması. Yine de bir umut, başka bir yerde kendine daha... Makul bir hayat kurabilecekken yani illa ki bunca sene sonra bırakmayayım da belki çocuklarıma bir kuruş faydası olur diye bekle, mezar bekler gibi bekleyen insanlar. Yani orada muazzam bir şey var. Test konusu olabilecek devletin gerçekten yerel ve genel yönetimin kol kola el ele verip itişmeden çözmek zorunda olduğu çok büyük problemler var. En büyük gözlemim bu. Yoksa İstanbul dediğimiz zaman ilk anlatacağımız şey elbette bu değil ama bu çok acil hı hı. bir şey. Ayrıca sadece İstanbul'un, şimdiki İstanbul değil, bu İstanbul'un altında biliyorsun bir 5 İstanbul daha var yani toprağın altında. Hani tünel açayım derken hayat çıkıyor oradan fışkırıyor falan. Ee, İstanbul bir ülke problemlerine sahip bir şehir. Bir ülkenin sahip olabileceği. Bazı ülkeler kadar nüfusu olan. Bazı, bazı ülkelerden isim. çok daha fazla evet. e, olan. Öyle tek başına bir yerel yönetimin tek başına bilmem ne belediyesini falan çözebileceği işler değil. Kaldı ki bizdeki itiş kakışı da biliyorsun yani İstanbul'un parası kesiliyor, bilmem nesi oluyor falan. Orada muazzam bir siyasi arbede e, yaşanıyor. Bunlar e, kentlilere... İyi bir biçimde yansımıyor. Dolayısıyla kentlilik bilinci de e, sere serpe büyümüyor. E, sorunlarımız giderek daha fazla olacak. Ama buna rağmen mesela şunu söyleyeyim bir bilgi olarak sana. Biliyorsun biz tersine göç nasıl olabilir filan uzun yıllardır evet. sosyologlar, antropologlar herkes tartışıyor bunu. E, İstanbul'a artık yılda e, 400 bin kişi geliyor yeni Hı. fakat 600 bin kişi de ayrılıyor. Ama galiba. Ama ayrılma nedenleri. Gidiyor. Biraz. O da var, öteki de var. Köyüne dönen de var. Nedeni şu, yani İstanbul'daki beklediği refah düzeyine ulaşmış da artık kendi memleketine dönüp hayatının geri kalan kısmını biraz daha ait olduğunu hissettiği yerde geçirmek maksadıyla değil. Bu şehirde barınamadığı, barınamadı, hiç. yiyip içemediği, giyinemediği, çocuğunu okutamadığı ağır güvenlik sorunları yaşadığı için hem ekonomik hem sosyolojik Hı -hı. olarak güvensizlik yaşadığı için basıp buradan giden insanlar da var. Tıpkı benzinin çok pahalanması nedeniyle trafiğin azalması nasıl bir çözüm değilse. Gerçek bir çözüm değil. Evet trafik biraz hafifledi çünkü insanlar artık arabalarına binmekten imtina ediyorlar. Bu da öyle bir şey. Yani orada bir tersine zorunlu bir göç var. Ama bunu daha insana yakışır, ee, insanların hak ettiği biçimde yapmanın yollarını aramalıyız. Bir Angaralı olarak <laughs> Bir Angaralı olarak İstanbul'a dair çözüm önerilerim Bunlar diyorsun. Peki dedin ki İstanbul gece hayatını yaptık. Şimdi evet. Ahmet İstanbul gece hayatı dediğimiz zaman bir zamanlar New York'la <laughs> kapışırdı. Aslında. Ha. Aslında evet. New York'ta kapışamazdı da biz de evet. ayıp olmasın diye öyle, diyordu. öyle diyorduk. Peki. Bugün nasıl? Yok. Yok'a yakın. Yok hükmünde. Belli e, ekonomik e, şeyi e, ee, ekonomiden aldığı pay biraz daha parlak olan e, sentlerde, ilçelerde bir miktar daha gece hayatından söz etmek mümkün ama e, gece hayatı peşinde so sopalarla kovalanan bir şeye dönüştü. Hı hı. Kaçıyor yani e, ticaret böyledir zaten yani çok kolay küser falan. E, halbuki bu şehirde muazzam bir e, gelir şeyiydi. Şimdi. E, Savaş, Neden söz, sence? savaş söz konusu olduğu zaman turizm konusunda kaygılanmak pek hoş bir şey değil. Yani birkaç gündür gözlemliyoruz ama hani İstanbul'un şeyinden bahsediyorsak, gece hayatından bahsediyorsak bu şehrin ekonomisiyle de ilgili bir şey, o hizmet sektöründe çalışanlarla ilgili de bir şey. Tabii. Muazzam bir şeyden bahsediyoruz. Mesele içki içtin, içmedin, eğlendin, eğlenmedin, göbek attın, atmadın falan değil. Çok daha ciddi, geniş bir ee, ekonomik mesele bu. Çok önemli bir kalemden bahsediyoruz. O sekteye uğramış durumda. Ancak işte Antalya'da falan biraz daha yürüyor. Çünkü orada da ama turist gelmez diye korkuyorlar. Halbuki dünyanın turizm merkezi olabilecek bir yerdeyiz evet. biliyorsunuz. Bir Açıkalı de sinema, e, bir de sinema meselesi var. Yani baktığın zaman sinema artık insanlar sinemaya fazla gitmiyorlar, evet, değil mi? Evet. E, yani çünkü çeşitli platformlar var, o fil, platformlara sadece o yapılıyor. değil tabii pandemi Aynı falan meselesi. Aynı zamanda pandemi. Ayrıca da masraflı bir işe masraflı dönüştüm, bir sinemaya iş. gitmek. Bu canını sıkıyor mu? E, sıkıyor çünkü üretime yansıyor direkt Hı. olarak. E, en son gelincik filmini yokla çektik. Ondan Hı. önce daha iyi çekmiştim. Yani film çekmek prodüktörler için son derece güç ve zahmetli bir şey haline geldi. Maliyetlerin ne kadar arttı yani Leman dergisi önümüzdeki hafta çıkmayacak. Çıkamıyor. Bayan Yanı da öyle evet, zannediyorum. Evet çünkü kağıt şey yaşıyor. Ben tuhaf neden artık yok dersen kağıt meselesi yüzünden Hı -hı. yok. İnsan yani çok sıkılarak utanarak söylüyor ama durum bu koskoca Leman için bu, çünkü koskocaman evet, Leman bile, koskoca. hepimiz Lemanı severiz tuhafı herkes okumuyordu çok meraklısı için bir edebiyat e, popüler edebiyat da şeydi yayınıydı. ama hani Leman filan yani biliyorsun gırgır gibi Hani evet. o günü bekleriz ederiz sevdiğimiz tuttuğumuz çizerler vardır falan filan gazeteler onlar gazeteler için de, gazeteler çok için de geçerli evet. e, yani bu ekonomik koşullarda her şeyi ağır bir problem. Haline gelmiş durumda. Bu kitap dijital... basılacak mı? Basılmıyor. Bu sene olsaydı basarlar mıydı bu kitabı? Bilmiyorum. Geçen Mart'ta İkinci basıldı işte. İkinci yapamıyor pek çok kitap. Çünkü evet. satılmıyor. Ve evet. ee, insanların önceliği olamıyor şu koşullarda. Evet. Ee... Çok okunmadığından şikayet ediyorduk. Okuyanın da ekonomik gücünü zorlar hale gelince hı hı. E, basanın da e, ekonomisini... Bunlar işte hepimiz aynı gemideyiz şeyi var ya hı hı. çok inanmasam da. Biz çoğumuz ambardayız ama. İnanmıyor musun? Hepimiz aynı gemide değil miyiz? Hepimiz aynı gemideyiz de yani gemiyi bir gözden geçirelim. Kimler var o gemide? Yani kaç kat var, e, kaç sınıf var, çoğunluk nerede? E, Titanik'te en alttakiler hiç yukarı çıkamadılar. Peki umudun var mı? Tabii. Yani başka türlü olmaz ki. Niye geliyorum ki seninle konuşmaya? Yani çünkü olağanüstü bir kuşak var. Ee, herkes bir altındaki kuşa biraz burun kıvırarak falan anlatır bu e, yaş almanın raconlarından biri olarak Türkiye'de benimsenmiş. Türkiye dediği dünyada benimsenmiş bir şey. Hiç katılmadığım bir şey. Bizim okuduklarımızı okumuyor, bizim okuduğumuz yerden okumuyor olabilirler. Bizim dinlediğimizi dinlemiyor, bizim dinlediğimiz yerden dinlemiyor olabilirler. Bir, bir sürü şey öğreniyorlar. Çok şahane, hızlı düşünen. Biraz şey fazla özetçi ama bu da teknolojinin bir şeyi hediyesi bize ya da cilvesi mi diyelim. Ama yine de muazzam bir kuşak var. Kendi kızımdan dostlarımdan, arkadaşlarımdan, çocuklarından çok minik arkadaşlarımdan biliyorum ki başka türlü bir aklı olan bizim mesele ettiğimiz birçok şeyi de bir birçok şeyinde umur birçok şeyi umurunda olmayan bir kuşak geliyor. İşte biz cinsel tacizler falan diyoruz, gülüyorlar yani onları mesele etmemize. Mesele etmiyorlar. Sağ evet. solu siyaseti başka türlü görüyorlar. gerçekten onların gözünde hemen üstten başlayarak sona doğru gerçek bir dinozor sürüsüyüz. Bunun böyle düşünüyor olmalarına da bayılıyorum. Ben de bayılıyorum ve benim de umudum onlarda. Ahmet çok teşekkür ediyorum Özellikle. katıldığın için. Sayın seyirciler bu arada bir son dakika görüyorsunuz ekranda. Zelenski'den yeni müzakere açıklaması geldi. Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi diyor. Ee, i̇lerleyen dakikalarda ayrıntıları da gelecektir haberin. Ve asıl